Merhaba dostlarım, Borsa Sihirbazı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Börükbaşı. Bugün sizlerle özellikle sizden gelen hisselerin detaylı bir analizini yapacağız. Hem teknik tarafına hem takas tarafına bakacağız. Ancak bu incelemelerimi bana katıla destek olan takipçilerime öncelik vererek yapmak istiyorum. Onların çünkü bana koşulsuz şartsız verdikleri destekler benim için ve bu kanal için çok önemli. Benim daha fazla içerik oluşturmam, daha çok inceleme araştırma yapıp bu kanalda paylaşmam için gerçekten çok bana katkıları oluyor. Tekrar teşekkür ediyorum ve onlardan sorulmuş sorularla başlamak istiyorum, hisselerle başlamak istiyorum ve bu arada da kanalda yaptığınız yorumlar için de çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu da beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini de açmayı unutmayın ki videolar yayınlanır yayınlanmaz size haberler gelsin. Şimdi ilk hissemiz Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi AŞ. Gördüğünüz gibi halka açıklık oranı %31,47 bu hissenin. Bu konuda yani toplanması konusunda fena değil diyebilirim. Hani çok iyi değil ama fena değil. Şimdi gelin isterseniz bir takasına bakalım. Takas tarafında gördüğünüz gibi diğer tarafında %41 oranında başka kurumlarda olduğu gözüküyor. İş yatırım başı çekiyor %18'e. Deniz yatırım garanti diye devam ediyor. Son bir ayda yaptığı işlemlere bakıyorum. Burada gördüğünüz gibi hani şirketin %1'i diyebileceğimiz bir şekilde bir yatırım fonlarına satış gerçekleşmiş ve toplam fark dediğinde başka bir kurum almış ama o kurumun tam olarak netleşmediğini görüyoruz. Burada genellikle virman falan yapıyorlar takas kurumları arasında. Netleşmediği için de toplam fark olarak gözüküyor. Diğer alım satımlar öyle büyük alım satımlar değil, bizi çok etkileyecek şeyler değil. Son bir ayda çok önemli bir hareket olmuş gibi gözükmüyor bu şirkette. Peki. Hemen bu takas değerlerini kapattıktan sonra grafiğine bakacak olursak. Şimdi ben haftalık grafiğini açtım. Klasik olarak baktığım seviyeler gördüğünüz gibi altta böyle bir destek bölgesi var. Üstte de böyle bir direnç bölgesi var. Ve şu anda o destek bölgesine tekrar geri çekilmek istiyor. Gördüğünüz gibi şu aşağıya doğru RSI'de de inmek istiyor gibi gözüküyor. Hatta isterseniz bir bize yön gösterebilecek başka veriler var mı diye bakalım. Bakın bu bölgede ciddi satış için bütün indikatörler sat tarafına geçmiş ve bu bölgede de bir para girişi var. Burada ufak da bir para girişi olduğu için hani çok destekleyici bir şey gözükmüyor. Burada böyle bir miktar daha düşmesi söz konusu olabilir. Olmayabilir tabii ki. Bu tamamen teknik bir yoruma dayalı konuşuyorum şu anda. Şu hacimlerine de bakalım isterseniz şirketin. Çok büyük hacimler olmadığını söylemiştim. Bakın son bir ayda da yaptığı işlem hacimleri ortalama hacimlerin altında kalmış, satış tarafında kalmış. Bu geçişlerle birlikte de düşük hacimlerde düşmeye devam etmişler. Burada dediğim gibi eğer bu bölgeden bir destek bulur, haftalık da aynı bunun gibi olduğu gibi bir destek bulursa burada potansiyel bir işlem olabilir ama gelebileceği ilk seviye tabii ilk direnç bölgeleri buralar olur. Yani %40'lık bir yükseliş. Bu da güzel bir detay ama dediğim gibi henüz bir yükselme sağlandığını söyleyemiyorum. İsterseniz diğer bir sorulan şirketle devam edeyim. Ayen'de o da. Ayen'e bakacak olursak burada da Ayen'in halka açıklığının %16,88 olduğunu görüyoruz. Bu çok iyi bir rakam. Halka açıklık ne kadar azsa piyasada daha az lot var demek ve o lotları da ele geçirmek kurumlar için, tahtacılar için, piyasa yapıcısı için daha kolay diyebiliriz bu hissenin tabii ki. Takas tarafına baktığımda ise takas tarafında da gördüğünüz gibi burada yine iş yatırım. Birinci sırada İş Bankası, ikinci sırada belli ki bu böyle, burada konumlanmış bu hissenin takas kurumları. Burada da yine satan yatırım fonları ve toplam farkta da fark ettiyseniz hemen hemen birbirine yakın değerler. Burada da çok büyük bir işlem yapılmış ama bu çok büyük işlem yapılmayan bölgede ne gibi bir görünüm var? Hemen isterseniz ona bakalım istiyorum. Gördüğünüz gibi aslında son haftalarda öyle çok büyük de düşüşler yok. Bir miktar satış var ve burada gördüğünüz gibi bir sıkışma var. Bir daralan üçgen var. Bu daralan üçgende çoğunlukla ya aşağıya ya da yukarı doğru sert bir yükseliş veya düşüş gerçekleşiyor. Burada RSI bölgesine bakarsak açır satım bölgesine henüz gelmemişiz. Buradan hani bir tepki daha verip hızlı bir şekilde aşağıya düşebilir ve buradan tekrar yukarı çıkabilir. Burada göstereceği hareketi aslında biraz zamanla göreceğiz. Yani burada benim gördüğüm kadarıyla
Eğer şu alt bölgeye aynı şekilde düşecek olursa, yani buradan aşağı bir kırılım gelecek olur ve RSI'nin aşırı satın bölgelerine yaklaşmış olursa onun fırsatı vermeye başlıyor diyebiliriz. Yani burada kastettiğim şöyle bir gidişti. Buradan tekrar bir yükseliş olabilir gibi. Göreceğiz zaman nasıl bir tepki vereceğini burada da. Hatta şöyle hacimlere bakalım. Hacimlerde de hani yüksek bir işlem olmadığı için yine ortalamanın altında satış hacmini görüyoruz. Diğer bize yön gösterebilecek indikatörlere bakacak olursak, bakın şu bölgede de stokastik ve momentumla birlikte buralarda satış veriyor zaten ve buradan düşeceği belliymiş. Burada henüz bir al sinyali gelmemiş. Bakın buradaki bir CCI sonrasındaki ne kadar yükseliş yaptığına gelin birlikte de bakalım. Hatta şöyle hani %140'lık ama henüz burada bir al sinyali veren henüz bir veri yok. Bunu takip edebiliriz. Detaylı bir şekilde buradan nasıl bir sonuç çıkacağını gözlemleyebiliriz. Dediğim gibi aşağı kırılım olursa al bölgelerine yaklaşmış da oluyor olabilir. Bir diğer şirketime geçiyorum. Notlarıma da bakayım. Çünkü Berkosan, evet. Berkosan, yalıtım, tecrit falan filan. Şimdi buraya baktığımda Berkosan'ın halka açıklığının %66,8 olduğunu görüyorum. Bu çok büyük bir rakam. Bu tarz şirketlerin takasını toplaması biraz daha zor oluyor. Ve burada daha küçük gruplar hareket edebiliyor gibi görüyorum ben çoğunlukla. Ama burada ne olduğunu tabii ki bir uzun süre gözlemlemek lazım. Biz genel olarak bakıyoruz. Şu an aylık takasına baktığımda da yine iş yatırımın burada şirketi elinde bulundurduğu Garanti BBVA'da da bir kısmının yer aldığı, %40'ının da diğerde olduğunu görüyorum. Yine iş yatırımın bir miktar satış yaptığını, Philip Capital'in bir miktar satış yaptığını, Yapı Kredi'nin satış yaptığını ve Garanti BBVA'nın çoğunlukla onları aldığını görüyoruz. Peki burada bize bir potansiyel çıkar mı? İsterseniz önce bir grafiğe bakalım istiyorum. Şimdi grafiği gördüğümde, şimdi bu bölge şöyle bir talep bölgesine geldiğimizi düşünecek olursak ve buradan haftalıkta bir tepki verdiğini düşünecek olursak, bakın RSI'de de aşırı satış bölgelerine doğru yaklaşmış. Hani bir miktar daha aşağı inip buradan bir yükseliş gösterebilir veya bir süre yatayda bekleyebilir. Ama böyle de yapmayabilir. Eğer düşmeye devam ederse nerelere kadar düşer diye baktığımızda aslında 0.618'e 0.786 bölgelerine gelmiş. Eğer şu bölgenin altını kırmaya karar verirse, yani 25'lerin altına inerse, burada maalesef 16.61'leri görmesi söz konusu olabilir. Ama buralar diplerse ve buradan yükselişi geçecek diye bekleyecek olursak da burada 40.08'er, 47.24'ler, 53.05'er, 58.85'er deyip burada artık likiditeyi de alıp belki 67'leri de göstermeleri söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi burada çok halka açıklığı yüksek olduğu için ve takasın toplandığı şirketler de çok ağır başlı duramadığı için burada ufak grupların hareketleri söz konusu olabilir. Böyle bir baktığımızda da alım satımla ilgili bütün indikatörlerin, bakın burada gelen Momentum, CCI, Stokastik, MFI falan, burada 4 tane indikatörün birden zaten sat vermesiyle sat tarafına geçmişiz bile. Ama henüz bir al tarafına geçmişliğimiz yok gördüğünüz gibi. Satış tarafı şu an hala baskın gözüküyor. Hani burada ben yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte herhangi bir işleme girmezdim. Ben bu sizlerden gelen şirketler olduğu için takip edelim, inceleyelim istedim. Eğer benden böyle şirketler bakmamı, incelememi istiyorsanız lütfen yorumlarda yazın. Katıl'a da bana destek olursanız, Katıl'da bana en çok desteği veren dostlarımın istediklerini ne zaman istiyorlarsa incelemeye, onlarla ilgili yorumlarda bulunmaya devam edeceğim. Bu ay bu şekilde bir aydı. Temmuz, Ağustos ayları biraz güzel geçmedi bizim Borsa İstanbul için, farkındayım. Bu şirketlerde, baktığımız şirketlerde de çok büyük hareketler yok. Çünkü pozisyonlar alınmış, herkesin paraları bitmiş ve şu anda herkes bir haber akışı kaynaklı yeni bir yükseliş trendinin başlaması için böyle aparta geçmiş bekliyoruz. Hepimiz bekliyoruz. Çoğu kişi hisselerini satmadı, vermek de istemiyoruz. Bu kadar zararlarla çıkmak da istemiyoruz. Göreceğiz. Umuyoruz güzel haberler yakın zamanda gelecektir. Biliyorsunuz Eylül ayında, Eylül 6'sıydı yanlış hatırlamıyorsam, Nord Stream ile ilgili bir
olumlu bir haber gelebilir. Onun arkasından Fed'in yapacağı faiz indirimi ve sonrasında bizim gibi küçük piyasalara gelecek yeni paralar oluşabilir. Hepsi için umutla bekliyoruz. Beklemeye devam ediyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.